Herkese merhabalar. FIFA 2021 Ankaragücü kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda fark ettiğiniz üzere facecam koyacağım. Yani başarabilirsem tabii montajında, editinde halledebilirsem benim için her anlamda yeni bir deneyim olacak. Şimdi yapacağımız maç kupa maçı. Sivasspor deplasmanına gideceğiz. Biliyorsunuz Sivasspor'a kendi evimizde kupada yenilmiştik. Full yedek kadroyla çıkıp yenilmiştik. Kupada çok iddialı olabileceğimizi düşünmüyorum. Ama olmalı mıyız diye yani o kupa hakkında hala daha bir şeyim, kararsızım. Ne diyorsun Çankaya? Formayı giyebilir miyim? Şimdi güzel Çankayacığım. Düşüneceğim yavrum ya. Herkese aynı cevabı veriyorum ama düşüneceğim canım. İkinci kupa maçın ikinci ayağında çok fazla ilk 11'i, as ilk 11'i bozmak istemiyorum. Belki bir iki değişiklik yapabilirim. Evet, Sivas'tayız. Karlı bir akşamda Kupanın birinci turunun ikinci ayağını oynayacağız. Dediğim gibi ufak tefek değişiklikler yaptım az kadroda. Bu arada maça geçmeden önce ben şunu da söyleyeyim. Normalde videolarım ben Shadow Play ile kayıt alıyordum. Bugün yani bu videoda ilk defa OBS'i deniyorum. OBS ile kayıt almayı deniyorum. Yani ne tür aksaklıklar çıkacak ya da çıkacak mı? Daha mı iyi olacak? Daha mı kötü olacak? Nasıl olacak? O da bilmiyorum. Bu arada ben çok sık ekrana bakıyorum ama kameraya mı bakmam lazım ki acaba? Şimdi bu tür boş işleri bir kenara bırakalım. Biz kendi asıl işimize bakalım. Değil mi Pazdancım? Pazdancım sen bize bir oyun kur be oğlum. Sen kur be bossa. Sen de mi kuramıyorsun? Şöyle geride bir top yapalım. Geride bir top yapalım. Aman Vanazi. Tehlikeli pasları ne yapıyoruz? Girmiyoruz. Git suyu koş. Koşma. Dur. Verdin Siktor Jonsson'a. Siktor Jonsson. Siktor Jonsson bir geri dön. Bakalım. Bir minikten bir oyun kuracağız. Bizim çocuklar kara alışkındır. Ankara'nın ayazını yiye yiye bu soğuklar bizim çocuklara işlemez. İşler mi? Lan bunlar ne bilecek soğuğu ya. Kaya belki sen bilirsin oğlum. Sen altyapıdan çıktın. Ankara'dan çıktın. Oğlum Borben bir koşma bir yerinde dur da sana pas atayım be. Kaya genç yeteneğimiz. Aldın oğlum topu. Aldığın gibi verdin oğlum. Aldığın gibi verdin. Fazla onu kapattın. Şimdi yerine geç. Kaya. Pazlığın yerini çok güzel kapattı. Şimdi kendi kademene gir oğlum. Hatta al oğlum oradan topu. Aferin Kaya. Aferin. Vossa sakın. Evet. Şimdi Orkan'la bizim hızlı çıkmamız lazım. Çıktık da. Belki Borven'e bir orta açabiliriz be. Borven'e bir orta. Ulan Borven'e gitmedi be. Sabah sen tut. Siktoriyorsan vur gol. Tamam çok güzel. Topu al. Oğlum topu al. Siktoriyorsan topu al. Oğlum topu al. Koş. Bu daha burada bitmedi. O, ya tamam koş sevin. Hadi koş sevin. Golü erken bulduk. Golü erken bulmamız güzel oldu. İyi oldu. Hoş oldu. 17. dakikada Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçtik. Ben hızlı başlamayı seviyorum maçları. Takımım da seviyor. Kaya sen de seviyor musun? Sen de bir seviyormuşsun gibi. Şu anda Sivasspor'la durumları eşitledik. Deplasmanda birbirimize karşı birer golümüz var. Değil mi Pazlancım? Hadi oğlum. Gör bakayım şurada Vossa'yı. Vossa sen yine bizi bir hızlı çıkartacaksın. Hatta orada Borven. Borven koş oğlum. 2 geldi mi Borven? 2 geldi mi Borven? 2 geldi. Borven'le geldi 2. Kupada da boş geçmiyor Borven. Kupada da boş geçmiyor. Oğlum var ya seni o kadar güzel fiyata satacağım ki. Sivasspor'lu taraftarlar bizi yuhluyor ama moralimizi düşüremez bunlar. Aferin Borven. Aferin oğlum. Sivasspor şu anda dumura uğramış durumda ya. Top yapamıyorlar top. Vossa'yı verdin. Olur. Siktir oruyorsun. Sen orada bir tekniksin oğlum. Sen şuradan şu pası çıkartırsın. Kaya sen şut çekebilecek mi? Kaya vurdun. Kaya gol. Kaya gol geç yeterek. O da boş geçmiyor. İlk golünü attı. Evet. Kaya da ilk golünü attı. Bakayım. Evet ilk golünü attı. Fırtına gibi başladık. Fırtına gibi. Yemin ediyorum. Kar olduk yağdık Sivasspor'un üzerine. Helal olsun. Güzel. Güzel. Böyle güzel çocuklar. Aydın Kaya. Yani böyle basit gelince dedim acaba profesyonele falan mı aldık oyunu? Sakin olalım. Kaya, kapattın oğlum sen orayı. Kaya oğlum kapat sen orayı. Kaya hala sen kapatabilirsin orayı. Tamam. Tamam. Bitirdiler o hata. Aferin Pitto Kademe'ye güzel girdin. Azlan. Sakin olalım. Vossa sen yine bize güzel oradan bir pas çıkartabilirsin. Fazdan. Çok yavaş ve çok güzel bir yere pas attın. Aferin oğlum. Siktir Orionson. Şimdi sen ne yapacaksın? Bakayım teknik misin değil misin? Siktir Orionson. Ah be oğlum be. Seninle bir şeyler denemeye çalıştım ama. Biraz ağır kaldın. Biraz ağır kaldın.
Buradan bir şey çıkarabilirim acaba Sivasspor? Hiçbir şey olmaz. Borgeray yavrumu kontrolüsün. Pinto sakın. Sakın Pinto. Sakın ver puzzle'ını rahatlayalım. Puzzle'ına verdim. Bir rahatladık. Vanazi ne yapıyorsun oğlum sen? Vanazi ne yaptın? Yine verdin Vossa'ya. Hakem maçı bitirdi. Güzel. Sabah tuttun oğlum onu. Tuttun. Kaya sen şu aradan o pası bir gönder. Aferin oğlum Kaya. Sik de oryonsun. Ah be Borben. Sıkıntı değil Kaya. Girdin yavrum tekrardan o araya. Aferin sana. Aferin oğlum. Bu çocuk ne çıktı böyle ya? Bu çocuk ne çıktı? Sen uzaktan bir şeyler yapabilir misin lan Kaya? Belki yapabilir ya. İleride geliştirirsek olabilir. Niye olmasın? Ama o pas hatalarını yapmayalım. Orada bir boş buldu rakip. Sol kanadı bayağı bir boş buldu. Otoban gibi boş bırakmışız. Aman aman bir ters topa. Yatmayalım. Aferin Eray. Şimdi bizim Sabah'a verdin. Sabah sen ne yapacaksın? Bir daha kimi görmek istedin? Orada Borven'i gördün. Borvan yine döndü. Borvan yine bir tane çıkarttı. Ah be. Ah şöyle uzaktan bir gol atsak be. Aman aman. Bak o sol kanatta bir boşluk buluyorlar. Kesiyor. Niye acaba? Tamam oğlum lafımı geri aldım. Güzel kapatmışsın. Şimdi şuradan bir hızlı çıkalım mı? Sen gördün Sabah'ı. Sabah sen ilerideydin. Ne ara bu kadar geriye düştün? Sabah oğlum koş. Sabah oğlum sen bir de Borven'i orada bir görür müsün? Borven birden geri çekildin. Sürekli bunu yapıyorsun. Offside'e düşeceğim diye çok korkuyorsun Borven. Düş oğlum ne olacak? Sik de oryonsun. Sik de oryonsun. Sen döndün. Sik de oryonsun. Döndün. Çek bir de. Ah be oradan onu çekebilsen. Bu arada ileri üçlüyü değiştirdik. Biliyorsunuz birkaç gün sonra lig maçı var. Ligde kimle oynuyoruz bilmiyorum ama. İleri üçlüyü bir değiştirdik. Bolingoli sen kafa vurabildin mi? Bunlar da kaçmaz be Bolingoli be. Ha? O Sivasspor bizi bir yanlış analiz etmiş. Çok belli. Sürekli Kistio'nun kanadından gelmeye çalışıyorlar. Oysa ki bilmiyorlar ki orada bir yamyam var. Bolingoli kontrol etseydim bari bir o topu. Çok da zor bir top değildi. Pazdan kapat. Aman Pinto sen. Pinto sen de o yavrum. Sen tecrübelisin. Kaya sen tecrübesizsin ama o hamleyi yaparsın. Oğlum ne hamle yaptın be Kaya be. Lan oğlum ben bu çocuğu iyi satarım lan. Aman bana aman. Aman oğlum. Gözümün para bürümüşken öyle hatalar yapma. Sik de arıyorsun sonra yine güzel bir pas çıkarttık gibi. Sik de arıyorsa tamam sakin oluyoruz. Orada birazcık durduralım. Sik de arıyorsun sonra gör bakayım ki istiyor. Sen yardımcı ol oğlum arkadaşına. Sen bir de ortanı aç. En azından korkutan cinsten ortalarda bunlar. Gol yemeden şu maçı tamamlamak istiyorum Vanazi. Gol yemeden bu maçı tamamlamak istiyorum. Sen de benimle aynı şeyi mi istiyorsun? Sen pek benimle aynı şeyi istemiyorsun. Bakayım istiyor musun? Bir daha bir bakayım. Yok. Aha. Vanazi. Tamam bitirdi hakem. Hakem bitirdi. Hakem ne anladı? Bu Sivasspor'dan da bu ataktan da bicecik çıkmayacak. Kendi evimizde 1-0 yenilmişiz. Sivas'ta Sivasspor'u kara gömdük. 8 oyuncuyu kaybetme riski diyor. 8 oyuncu. Pazdan, Lopyanize, bizim Çınar, Kulusiç, Atilla Turan o gidebilir. Korcan aslında daha bizim işimize yarayabilir. Cebrail Kariyer öyle bir oyuncum olduğunu daha yeni öğrendim. Emre Güral. Yani aslında bilmiyorum onunla da bir şeyler yapabilir miyiz? Ben bir şu bölümü çektikten sonra bu isimlerle bir konuşayım. Bir konuşayım. Çankaya sanırım başka... Ya garibim seni başka maçta da oynatmayacağım ya ama zor bir karardı. Kendi evimizde bir sonraki maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacağız. Fenerbahçe maçı bizim için oldukça önemli ve bir o kadar da zor. Ligin gidişatını bir tık belirleyecek maçlardan birisi olacak. Hemen bir basın toplantısına geçelim. Bize karşı galip gelme şansı mümkün ya. Motive edelim oyuncularını çok çalıştı. Kazanacağız demeyelim o kadar emin konuşmayalım. Ben çok hatırlıyorum Türkiye'de bu kadar emin konuşup da küme düşme potasından kurtulmaya çalışanı. Bu sefer de yağmurlu bir akşamda bizim direkt rakibimiz olan Fenerbahçe'yi ağırlıyoruz kendi evimizde. Önemli bir maç. Oyuncularımla bu maç hakkında konuştum. Sordum hazır mısınız yavrularım dedim. Bu maça hazır mısınız dedim. Birkaçı hazırız dedi. Birkaçı tabii oynamaya oynamaya hocam bu hangi maç diye soranlar oldu. Tabii çocuklar da haklı. Birkaç oyuncuyu şimdiye kadar hiçbir maçta oynatmadım. Birazcık bana tepkililer. Lan bu formalar aynı. Bu formalar niye aynı oğlum? Ha?
Ben bunu hiç dikkat etmedim mi? Orkan mükemmel sıyrıldın oğlum. Ama sende gerisi yok be oğlum be. Ama Orkan'ın o yaptığı hatayı Kitsuyu sen kapat. Koş. Kitsuyu. Biliyorum geçen maç bir yoruldun. Ama şu maçta da sana ihtiyacımız var. Gustavo o tehlikeli bir ayak. Ama sen daha tehlikelisin Votsa. Aferin oğlum. Şimdi ne yapacaksın Alper? Alper ne yapacaksın? Gördün Diyosu'yu. Diyosu'yu sen mükemmel gördün Pinto'yu. Pinto koş şimdi bir kontratak geliyor. Bak oradan Borben'i görebilirsen. Pinto çok kötü orta açtın. Borben tut oğlum o topu bari. Tuttun Kitsuyu. Gördün Çınar'ı. Çınar döndün. Çınar buldun. Ah be oğlum be. Ah be Çınar'ım be. Ah be Çınar'ım be. Ne pas çıkardın be Caner'e? Ne pas çıkardın be Caner? Sen hayret orta açmadın be Caner. Kapat oğlum orayı. Kapat oğlum orayı. Kapat. Çok güzel kapattın. Hakem korner değil. Out. Çok güzel. Banazi iki tane yamyam üzerine doğru çullandı oğlum. Sen oradan iyi kaçtın. Aa oğlum o bizden değilmiş lan. Ah be ah be kafama sokayım. Formaları nasıl böyle yaptım ben? Pinto kapat yavrum. Benim yaptım hatayı sen kapat. Pinto. Pinto. Peşini bırakma oğlum o adamın. Pinto. Sen de bir yamyamsın. Aman 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 ortaya döndürme. Ortaya döndürme. Aferin Kitsuyu. Aferin Kitsuyu. Şimdi Diyose ile yine bir hızlı çıkalım Diyose. Bak orada koşan bir Alper var. Alper eski takımına bir gol atmak istiyor musun Alper? Sana soruyorum. Alper'im eski takımına bir gol atmak istiyor musun? Alper çok güzel lob yenize. Sabah döndüm Borben'e. Borben direkt. Ben onu bile beklemiyordum. Ama Borben güzel şut çıkardı. Bossa heyecanımızı kaybedelim mi? Diyosey kaybetmeyeceğiz. Tamam. Sabah içeri gör. Gördürtmediler oğlum sana. Diyosey sen orada güzel gördün. Borben ağır kaldın. Borben ağır kaldın. Hızlı dönelim. Diyosey kapat. Oyala. Tam pazdan sen kapat. Alper. Kisiyor seni orada mala döndürdüler ya. Kisiyor sen müdür pazdan. Pazdan oğlum o çalımları yeme. Aman aman aman. Biz buradan geri döneriz. Biz buradan geri döneriz. Ben takımıma inanıyorum. Orkan inanayım mı yavrum sana? Orkan sen yine aynı şekilde sıyrıldın. Aynı hatayı bir daha yapma. Oğlum sen Orkan tamam tut. Sen beni çok korkuttun orada. Sen beni orada bir tık korkuttun. Votsa şık sıyrıldın oğlum. Aferin. Diyosey. Sabah'a çok kötü bir pas ama Sabah orada güzel kurtardı. Bize şimdi Pinto ne yapacaksın? Pinto çok kapattılar oğlum senin önünü. Diyosey. Diyosey. Diyosey sıyrılacaksın mı oğlum artık ondan? Diyosey izin vermediler. Pinto şöyle bir sabahı görsek. Biliyorum çok basit toplar. Bunlar bize yakışmıyor. Sen bir de Alper'i gör. Alper'i gör dedim. Ben o kadar abanmana gerek yoktu. Şöyle bir ortalayalım. Votsa. Şurada bir açıkta birisini gördüm. Borben o bizden değilmiş. Canermiş galiba. Bir tane gol atabiliriz. Bir tane gol atabiliriz. Abi orada Borben'e geçirebilsen. Orada Borben'e geçirebilsen. İkinci yarıya hiçbir değişiklik yapmadan aynı kadro ile başlıyorum. Çünkü bence etkili oynadık. Etkili oynuyoruz daha doğrusu. Ufak şu maçlarda yapmamız gereken dikkat dağınıklığı yaşadık sadece. Bir de Pinto niye kaçtın oğlum sen? Pinto niye kaçtın? Pinto toptan niye kaçıyorsun? Fazlan. İzin vermeyin. Bolsa sen izin verme. Gustavo'yu sen yersin oğlum. Sen o Gustavo'yu yersin. Yedin de aferin. Şimdi bize hızlı çıkma şansı tanımadı ama rakip. Önümüzü iyi kapattılar. Öyle değil mi Vanazi ha? Öyle mi değil mi? Bana söyle. Sen oradan bir Orkan'ı gördün mü? Gördün. Şimdi Orkan içe kat edecek misin oğlum sen? Orkan çek bakayım geriye. Orkan çok yavaşsın ya. Çok güzel kapattın Vanazi. Aferin oğlum. Şimdi Orkan sen gör Alper'i. Alper şimdi sen ne yapacaksın? Hızlı çıkıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım biz hızlı çıkarsak bizi durduramazlar. Durdurabilirler mi? Borben sen söyle. Borben sen söyle. Borben sen söyle. Borben gol. Borben gol. 1-1. Çıldırdı bu çocuk, çıldırdı. Süper Ligi de çıldırttı. Kendisi de çıldırdı. Aferin Orhan. Yani bir gol daha bulabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Şu an çok tehlikeli işler yapıyoruz. Korcan sen dik ben bir korktum. Ah Diyosi aldın oğlum sen onu. Diyosi sen onu oradan aldın. Pinto'yu da gördün. Pinto sen de sabaha gördün. Bakayım en ileride koşan birisi var mı? Var gibi sanki. Bizden değilmiş. Kaya. Kaya. Diyosey ile birlikte nasıl oynayacaksın bakayım. Kaya sen o topu sakladın oğlum. Verdi şimdi Diyosey. Sen orada gördün Borven'i. Borven tersi yatırdın. Borven ah bir de vurdursalar. Offside mi? Offside'miş. Ama uzun toplar bize yaramaz. Bize uzun toplarla atak yapılamayacağını artık öğrenmeleri gerekiyor. Alper mükemmel pas çıkardın ama offside'miş.
Acaba bir Bolingoli hamlesi yapsak mı? Ama Borben'de şu an hızlı çıkıyoruz. Evet ama Fenerbahçe de yüklenmiyor. Fenerbahçe şöyle bir yüklense bir Bolingoli hamlesi %100 gelecek ama Fenerbahçe de tam yüklenmiyor. Bizi topla oynatıyorlar. Bizi topla oynatıyorlar değil mi? Vanazi yap bulum açıklığı Korcan. Aferin Korcan. İşte birbirinizin açıklıklarını öyle telafi edeceksiniz değil mi? Değil mi? Değil mi? Aman 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 aman. Senin kalabalığı. Ya şöyle hatalarla karşılaşınca gerçekten ne keyif bırakıyorsunuz insanda ne şey. Korcan tam sana metiyeler düzdüm oğlum. Sana metiyeler düzdüm. Bunun sonucu bu olmaması gerekiyordu. Pazdan aman oğlum. Aman. Ne vole çıkardı be? Kim o? Perotti mi? Kim o? Aman aman sen de Korcan. Sakin olun. Sakin olun Korcan. Tuttun da nereye tuttun? Verdik ya. Maçı kendi elimizle verdik. Cidden maçı kendi elimizle verdik. Turan neden ilk 11'de sağa çık koşa? Turan kim oğlum? Ben şimdi şöyle bir şey fark ettim. Normalde videolarda her videoda 3'er maç yapıyoruz. Ama şu videoda şunu fark ettim. Bizim bir sonraki maçımız Trabzon'da kupa maçıymış. Ve lig arasına girmişiz. Lig arasına girdiğimiz için de dolayısıyla transfer dönemine de giriş yaptık. Ben o yüzden videoyu burada durdurmak istiyorum. Bu videoluk iki maç yapmış olalım. Çünkü bir transfer araştırması gerekiyor. Takıma yeni kanlar lazım. Belli başlı birkaç bölgeye yeni isim, yeni oyuncular lazım. O hissettiriyor. Bir sonraki videoda yeni transferlerle birlikte karşınıza çıkmayı umuyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. Gittim ben.